Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, merhabalar, selamun aleykümler, herkesler rahat olsun. Merak etmeyin, ruhunuzun vidancörleri Pascal Numa ve Kadir Çöptemir, bünyede birikmiş negatifi çok çok emip pozitifi dazır dazır vermek için, yaz demeden, kış demeden, efendim kıtlık mı çıktı, kılın mı döndü, basürün mü azdı demeden vazife başındalar efendim. Her zaman sizin için. Pascal bro günaydın. Günaydın babiş. Nasıl? Senin gördüğüm daha iyi oldum kardeşim. Şeklimizi biliyorsun. Nasıl olalım canım benim? İyisin iyisin. Taş gibisin. Ya ama o hani bir inşaatta duvarları şey yapmak için kullanılan taş var ya onun gibiyim Pascal. Hani böyle yumuşak olur hani. Duvarları yaparlar. İsim vermeyeyim şimdi. Kadir. Negatifsin baba. Hayırdır? Ya şu an var ya. Şu an kendimi bir diş şarjı kalmış antika eski telefonlardan biri gibi hissediyorum ya. Niye böylesin sen? Mevsim dönüşlerinde böyle oluyorum bro. Aa. Hani sonbaharda biliyorsun insanlar biraz pesimist olurlar. Çünkü dönem böyle. Hı-hı. Hani acaba ben yaz çocuğu muyum bilmiyorum ki. Sen var ya yazın olmuşsun. Vallahi. Ya her mevsimi öyle böyle yaşarım ama yazı dibine kadar yaşarım kardeşim. Tüp çikolatayı bittiğinde katlıya katlıya çomk çomk emerdi hani içinde bir şey bırakmazsın ya. Ben yazı aynen öyle hani o tüp çikolata gibi yaşayan bir yapıya sahibim bro. Ama Kadir'im yaz var ya sana yakışıyor be. Vallahi bak. Canım bro teşekkür ederim bro. Yalnız yazmaz tatil falan hikaye oldu be usta. Uzun bayramlar bitti, okullar açıldı, ne bileyim iş hayatı sezonu açıldı, tat hava bitti, gerçek hayat başladı ya. Efendim artık soğuklarda sabahından ısıcacık yatağından çıkıp ayazda beton ormanda işe gitmeye, trafik çilesine, toplu taşıma servislerinde hani ne derler ona, köpek uykusu mu derler, tilki uykusu. Tilki uykusuna uyumaya hazır mıyız? Ama babuş. Başa gelen çekilir. Ne yapacağız? Tabii canım biz halkımızı teselli edeceğiz Pascal. Aragaz her daim yanınızda olacak. Bugün, yarın ve daima. Pascal, efkarı umumiyenin faidesi için program yapacağına söz veriyor musun? Kimin abi? Yani toplumun bütünü için demek istedim. Yani dil, din, ırk, cinsiyet ayırmayacağına söz veriyor musun? Abi cinsiyet ayırmak derken? Yavrum o manada değil lan. Yani işimizi yaparken diyorum. Tamam. Ayırmayız ya. Bravo Pascal. İşte böyle. Herkese eşit mesafede ve herkes için. Şahane. Tabii. Twitter adresimiz var. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim bize tweet atmazsanız çok bozuluruz. Darılırız, küseriz. Ağlarım ben. Vallahi Kadir. Küserim. Tweetsiz kalmış bir Pascal'ın hiçbir manası yok. Şu evet. El kadarsa abi tweetle beslenen bir yapıya sahip. Patron tweetleri tek tek sayıyor. Bak açık söyleyeyim, açık destek istiyorum. O zaman kim arıyor? Neyi? Negatifi. Bir iki. Allah muhafaza zehirler adamı evet. Bizden başka sizin negatifinizi çekmek için uğraşan var mı? Yok. Yok. Anca gaz. Anca çok bilmiştik. Yandık bittik mahvolduk. Bir de bizi taklit edenler çıkmış duyuyorum. Öyle mi? Obama'yı falan arıyorlarmış. Hadi be. Onda her sabah aynı şey. Yahu tweet atana kaynanasından dayalı döşeli daire miras kalsın diyoruz kardeşim. Amin. Başlıyoruz. Senin Instagram adresi neydi bro? Ben Numa 21. Seninki Kadir? Benimki de Kadir Çopdemir'di. Bekleriz oraları da. Güzel eğlenceli sayfalarımız var. Evet. O zaman işiniz gücünüz rast geçsin. Tabancanızdan ses geçsin diyoruz. Geçsin. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe.
Pascal. Yes sir. Dinleyici sorusu var canım. Bakarım babacığım. Müşteri bu. Geri çevirme. Twitter adresimizi ver bro. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Sorularınızı buraya gönderin. Efendim Ayberk soruyor. Erkek mi bu? Evet evet, Ayberk erkek Pascal. İstersen kontrol ettireyim. Yok 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 yok, ondan değil. Senin sizine güvenilmiyor. Soru ne? Diyor ki abiler, kız arkadaşım benden ayrıldı. Evet. Acaba ısrar mı etmeliyim? Döner mi? Evine falan gitsem, benimsin desem, biraz maço mu davransam? Engin tecrübelerinizle beni aydınlatır mısınız demiş. Kardeş, o iş var ya, yaş. Neden Pascal? Anlat bize, niye yaş? Abi, kadın ayrılıkla şantaj yapmaz. Kesin. Bravo, bravo lan. Bak evet işte ya, tecrübe. Kim evet bilir abi, kaç kadın tarafından terk edildikten sonra bu tecrübeyi edindi bu çocuk. Sen ne diyorsun ya, ordu kadar. Saymakla bitmez. Çok doğru, bravo. Bak, bir kadın asla ayrılıkla şaka yapmaz. Gitmişse gitmiştir hacı. Kapısına gireyim, maço olayım, şekil yapayım falan. Karakola çektirir. Hiçbir şey olmazsa soğuk sedirde oturmaktan sabaha kadar cırık olursun, motoru bozar. Efendim? Buyur, işte tecrübe. Kadir, senin başına geldi mi? Yok yani, ama Pascal, Ayberk'in yapayım mı diye sorduğu şeyi ben yaptım. Ne yaptın? Şimdi yıllar yıllar evvel Pascal, benim bir sevgilim var, ayrılalım dedi. Olmuyor. Bir gün geçti, iki gün geçti. O zaman cep telefonu yok, ev telefonu var. Arar diye bekliyorum, aramıyor. Vallahi. Ben arıyorum, açmıyor. Ayrılık gitgide böyle içimde büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sonra içimdeki ses, dayan kapıya, vur kızı sırtına götür diyor. Çünkü Türk filmlerinde Cüneyt Arkın yapıyor ya. Öyle mi? Evet, evet. Evet, evet. Ben de gördüm. Türkan Şoray var ya, hep sırtta. Evet. Cüneyt abi atın arkasına atıyor onu, götürüyor. Ne de olsa bozkır çocuğu. Atla gider kızın kapısına yani. Kızı bir tokatla bayıltıyor. Atın arkasına dıgıdık dıgıdık evine doğru götürüyor. Ama mesela Edison İstanbul çocuğu olduğu için arabanın arka koltuğuna koyuyor, götürüyor. Ediz abi de çünkü at okazyonu yok yani. Okazyonu, onu göremezsin yani. Kadir, ben de demedim. İşte ben denedim, onu anlatıyorum. Neyse, gittim kızın kapısına dayandım. Tak tak çaldım kapıyı. Böyle aralandı hafiften. Beni görünce bu ofum sofum oldu. Ofum sofum. Ne baba oğlum? Yani... Ne var, ne istiyorsun, of bıktım gibisinden. Sen de öyle olsaydın, ofum sofum. Ama anlamsız olurdu ya. Neyse, ben yapma bak, kötü giden ne varsa düzeltiriz. Değişmemi istiyorsan değişirim, böyle bitmesin dedim bak. Var, açık futbol oynuyorsun, en kötüsü. Vallahi oğlum, deplasmandasın, kapalı oyna. Neyse, kız böyle kapıyı kapatacak gibi oldu. Hani filmlerde kız tam kapıyı kapatırken adam kapının arasına ayağını sokar da hani kapının örtülmesine engel olur ya Pascal. Evet, bilirim. Abi bak, o hareketi yapacaksan kapının arasına soktuğun ayağının serçe parmağından asıl olmamasına dikkat et. Niye lan? Ya ben kız kapıyı kapatırken ayağımı kapının arasına soktum. Evet. Zalimin kızı kapıyı nasıl bir itti, araya soktuğum ayağımın üstündeki nasıl bir cavladı, gayri ihtiyari ay senin haberi diye bağırdı. Ne dedi? Senin haberi. Ay. Kız bunun üstüne kapıyı üst üste ayağıma vurmaya başladı. Ben dana gibi böğürüyorum. Bütün apartman dışarı fırladı. Ya Kadir ya, ne yaptın ya? Ne dedi lan? Ya onlar bir şey demeden zalımın kızı yardım edin. Cinsiz sapık dadandı bana diye bağırınca bütün bir apartman aldın beni ortaya usta. Eyvah. Ya sen mesela hiç bir apartmandan dayak yedin mi Pascal? Her daireden ayrı ayrı. Abi yok ya. O ne öyle ya? Ya bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Her daireden ayrı ayrı dayak, dinlene dinlene dövdüler ya. Aidat öder gibi sırayla dövdüler Pascal. Bundan nasıl bir sonuç çıkarıyoruz Pascal? Abi ben acemiyim. Sen ne çıkardın? Söyle bakayım. Şunu çıkardım. Apartmanda oturan sevgilin varsa, ayağında nasır varsa kızın evine baskın yapma kardeşim. Abi vallahi büyüksün. Aydınlattın mı yine? Abi bunları not alalım ama. Bunlar bilgidir, kaybolmasın, tarihe kalsın bunlar. Ben yazıyorum abi. Sen rahat ol. Babana rahmet. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Pascal. Geldim. Ve işte o an geldi. Şiir mi yazdın? Lütfen beni şiir yazdığım için eleştirme Pascal. İçimdeki dert depreşti. Duygular tosardı. Mısralara kendiliğinden döküldü. Ben bir şey yapmadım. Ne konudan yazdın? Abi biliyorsun Fenerliyiz. Maalesef. Öylesin. Bu şiiri camiam için yazdım. Fenerbahçe camiasının bir nidasını henüz sese gelmeden seslendirmek istedim. Neyi ne yaptın? Abi bu dik var ya, dik.
Bu advokat bizi yıldırdı ya. Yıldırır. Normal. İşte ben de kendimi bir anda geri dön diye yalvarırken buldum. Kime? Ya şiiri okuyunca anlayacağım Pascal. Camiamla bir aramdan çekil lütfen ya. İyi tamam. Asil olsun. Çekildim. Evet efendim, işte bir Fenerbahçeli olarak duygularımı sıralara döktüğüm acizane bir duygu tosarmam. Şanlı camiam Fenerbahçe'ye armağanım olsun. Fon müziği veriyor musun? Geliyor baba. Bu iş bende. Seninle bu ringi kaldığı yerden devam ettirelim Parera bitmemiş gibi. Bütün yenilgilerini affediyorum, ne olur geri dön gitmemiş gibi. Koskoca camiaya yerle bir edip takımın içine etmemiş gibi. Türkiye Ligi'nde kupasız kaldık, Avrupa'yı rezilliği yetmemiş gibi. Kanatlardan organize atak yapalım, Gökhan ile Caner gitmemiş gibi. Razıyım gönlümü yerden yere vur. Ne olur bu sefer düzgün bir takım kur. Kadı kızında da olur o kadar kusur. Tribünler onca kahır çekmemiş gibi. Ocağımıza incir ağacı dikmemiş gibi. 2 yılda ebemizi sinirlendirmemiş gibi. Ne ben söyleyeyim ne sen hatırlat. Şiir gibi oynayan bir takım yarat. Her yenilgiden sonra bir şaşkın surat. Basın toplantısında vik vik ötmemiş gibi. Van Persie topu kaleye dürtmemiş gibi. Yeni hocayı gözüm fazla tutmadı. Sanki hayatında 2 koyun gütmemiş gibi. Dik advokat geldi seni aradı. Küme hattında kalan takım yarattı. Başakşehir tur attı, Bursa ter attı. Bu senede çilemiz bitmemiş gibi. Otur yine kulübede kahve yudum. Ne olur geri dön gitmemiş gibi. Aykut'la Ersun'u başkası kapmış. İsmail'e bile gücümüz yetmemiş gibi. Taraftar basacak seni bağrına. Şarkılı türkülü küfür etmemiş gibi. Karton bardaktaki kahvem bitmemiş gibi. Uçağın kapısından içeri seni itmemiş gibi. Yani o kadar fenayız ki o kadar olur. Daha da Manchester'a gideceğiz bilmem ne olur. Nasıl buldun Pascal? Kadir, durum bu kadar kötü mü? Söyle bakayım. Yavrum sen benim hiç gidene kal dediğimi gördün mü? Yok, görmedim. Yani o kadar vahim işte, anla yani. Ama kendi düşeni anlamaz. Ya Pascal bir şey söyleyeceğim. Bu Beşiktaş'ın ilgilen performansıyla beraber sende bir kalkması görüyorum ben ya. Ha, inmesin sonra bir tokat tepene tepene. Ha? He, tövbe estağfurullah ya Rabbi ya. Gözetme. Neyse neyse. Aferin, seni hep bu çizgide görmek istiyorum. Çizgini bozma Pascal. Sağ ol canım, inşallah. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, rim habire. Pascal. Gel diyorum. Bizim karnaval.com'da bir haber var ha. Nereden dedin? Bizim grubun sitesi var ya abi, karnaval.com. Radyodan sonraki en büyük icat. Evet. Orada bir haber var. Rihanna bebek savcısı olmaya hazırlanıyormuştu. Bendim mi? Kusura bakmasın. Müsait değilim abi. Yeter. Ne alakası var? Lan niye senden yapsın çocuğu? Elini sallasa ellisi kadına zaten. Kadir, sukara bakma da ben de belli bir kaliteyi temsil ediyorum. Ya yürü be Pascal. Vurdun kendine gomalak cilayı yine. O kadar olacak. Neyse, mevzuya limon suyu sıkmayalım canım benim. Rihanna'yı arayalım diyorum ben. Bebek niyeti var mı yok mu? Elimizden ne geliyor? Nasıl yardımcı olabiliriz? Bunlar öyle. Abi saçmalama. Elimizden ne gelir ki? Ya farz-ı misal diyorum ya. Ya biz de bir işin ucundan tutarız belki. Çok komik olur. Düşünsene. Düşündüm. Evet, garip oluyor lan. Neyse ben arayayım da abi. Ara dayı, ara. Çalıyor. Alo, Rihanna'yla mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Rihanna, ben Kadir Çöptemir bebişim. Nasılsın, sağ ol, iyiyim. Bak Pascal Numa da burada. Alo, Rihanna, nasılsın teyze kızı? Teyze kızı mı? Abi,
O da bizim kanaldan. Ha. Alo Rihanna. Şimdi biz bir şey duyduk bebeğim. Bebek niyetin varmış, doğru mu be? Ha, haklısın. Ne diyor Kadir? Var mıymış? Kadir'im diyor, niyetim var diyor. Yaşım geçmeden bir tane kuzulayım diyorum diyor. Biyolojik saatim geldi diyor. Hormonlarım doğur doğur diye bas bas bariye diyor. Allah gününe göre versin. Peki Rihanna'm, ne zaman düşünüyoruz bebeşi? Evet. Evet. Neyi bekliyorum dedi? Ha, o kadar detaylı düşünüyorsun. Neymiş abi? Ne diyor? Kadir'cim diyor, hamilenin çoğunu diyor kışa denk getirmek istiyorum diyor. Sıcaklarda zor olur diyor. Kışın serinde rahatlayın kuzularım diyor. Bak aferin. Akıllı kız bu. Bravo. Bunları düşünmek gerek. Ayrıca bebişimin doğumu öyle bir denk getireyim ki diyor, ikizler burcu olmasın diyor. Oo, ikizler. Tabii dikkat etmek lazım. Peki Rihanna'm, minik yavrunun pederi ailesi kim olacak? Efendim? Belli mi? Ne yapacağım dedin? Yuh. Ne olacak abi? Ne diyor? Abi eleme yöntemiyle belirleyeceğim diyor. Konkur yapacağım diyor. Beni ikna edip konkuru kazanandan yapacağım minik yavruyu diyor. Konkur mu edecek? Çok saçma ya. Abi kadın kurumsal lan. Çocuk yapacağı adam bulmak için bile konkur açıyor. Kurumsallaşma budur Pascal. Ha nedir? Bize yeter. Yani düşünür müsün sen konkura girmeyi Pascal? Abi ya. Ne tembel iş bu. Valla bu yaştan sonra yok Kadir. Uğraşamam. Doğru sen sıkıntılı adamsın. Gıllı gışlı işlere gelemezsin. Evet. Efendim Rihanna. Pascal mı? Valla Pascal ilişki bazında tutarsız bir arkadaş. He, bundan bebiş yapmaya gelmez yani. Ayıp sana be. Pascal'ın ilişkileri SMS paketi gibi. Ya haftalık ya aylık ama her yöne. Sırılsız bağlantı var. İstersen. Rihanna, o zaman biz çıkışta Mahmut Paşa'ya gidelim. Hani zıbındır, patiktir değil mi? Bunlara bakmaya başlayalım mı? Gundak falan lazım olur. Tamam. Sen ama enişteyi belirle bir an önce. Şu bebişi bir yap bir. Değil mi? Ha, diş buğdaydır, kırkıdır, bunları düşünme yavrum. Bu detaylar bizde. Hadi yavrum, hadi işin gücün rast kessin. Eniştenin davancasından ses kessin. Yandım. Hadi canım. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes bro. Bir neyi sorusu var. Hemen bakalım abi. Twitter adresini ver. Pascal Askizgi Kadir. Aferin yavrum benim. Komboyu da ver. Askizgi. Aferin. Efendim Pascal Askizgi Kadir adresinize tweetlerinizi bekliyorsunuz. Ekrem diyor ki Kadir abi, Pascal abi, kaç yaşında adamlarsınız? Ne zaman akıllanacaksınız? Ne diyor bu be? Biz akıllanmayız kardeşim. Bizi seven, bizi isteyen delirip yanımıza gelsin. Biz niye akıllanacağız? Ne dedin Pascal? Her türlü abi. Ayrıca bizim neremiz deli? Ha? Değil mi? Eko neremiz deli? Çık sokağa ya da gir internete bak. Alem delirmiş kardeşim. Dünya zıvanadan çıkmış. Vallahi sütten çıkmış ak kaşığız biz ya. Ne varsa çenemizde var, öyle mi usta? Başka bir delilimiz yok. Efendim? Kedi yavrusu gibiyiz. Uslu. Hele Pascal, Doberman yavrusu gibi sakin munis bir çocuktur ya. Ha, afacan bir yapısı var evet, ama onun da zararı kendine kardeşim. Kimseyi enterese etmez yani. Ah be kaderi be. Evet. Ağzın bağlısın. Ya bakın arkadaşlar, kim kimse akıllı ol diyor, o insandan korkacaksın. Emin olun o şahsızı kendi rakip görüyor demektir. Baba. Çok incetiyorlar. Aferin Kadir. Yürü. Tabii abi. Deliyseniz deli olun kardeşim. Akıllıysanız akıllı olun. Herkes kendine biçilen elbiseye razı olsun. Öyle mi Pascal? Her türlü. Ha. Başka bir soruya geçelim. Meriç diyor ki, Kadir abi diyor, kız arkadaşımı seviyorum. Aslında o kadar da güzel bir kız değil. Acaba diyorum ileride bu çok güzel olmaması sorun olur mu? Ya Meriç, oğlum sen ne ayaksın? Ha? Bu nasıl soru? Ne saçmalık bu? Evet Meriç ya. Değil mi? Allah Allah. Ya bizi eskiden beri dinliyorsaydın bir hanımefendi için böyle şeyler söylemeyeceğini öğrenmiş olurdun yani. Bakınız arkadaşlar, Kül Kedisi diye bir masal var. Bu masal erkeklere ibret olsun diye yazılan bir masal. Şimdi burada detayına girmiyorum. Erkek dinleyiciye sesleniyorum. Aç kulağını, aç kulağı, dersi derste dinle. Her kadın bir Kül Kedisi ama tipi güzel değil, ama yüzü güzel değil falan, bırakıp gidersin bir gün karşına cillop gibi çıkar. Bay ben ne ettim diye dizini döver, uvunursun, etini burarsın. İş işten geçmiş oluyor. Bravo Kadir. Her kadın güzeldir. Bravo. Ama nedir? Şunun da altını kalın çizmem lazım. Güzel kelebeği isteyen çirkin tırtıla bir süre katlansın. Efendim öyle mi Pascal? Her türlü. Evet.
Kadir büyüksün. Estağfurullah bro, estağfurullah. Yaşadık gördük, o yüzden söylüyorum. Genç arkadaşlara bir faydamız olsun istiyoruz. Biz geldik gidiyoruz. Yani bizim için fark etmez kardeşim. İnşallah. Maşallah hocam. İnşallah hocam, maşallah hocam. Peki başka bir dinleyici sorusu var. Fiko diyor ki abiler dertliyim. Dertleşecek adam bulamıyorum. Gelip size açılmak istiyorum. Bir abilik yapın diyor. Eh, bir sen eksiksin. Ya Fiko gel dertleşelim de biz derdimizi kime anlatalım? Sen bizim derdimizi dinlemeyi kaldırabilecek misin kardeşim? Ha? Ama nedir, ben Fiko'yu anlıyorum. Nasıl anlıyorsun? Ya bazen hani nasılsın diye soruyorlar da yarım ağızla iyiyim diyorsun. Aslında karşındaki hadiden hiç iyi görünmüyorsun. Bırak artist diye anlat kendini. Derdini söyle. Derman bulmaya çalışalım. İstiyor. Yani öyle söylesin istiyor görün. Ya nerede o arkadaş be? Yok öyle arkadaş. Olsa var ya ölürüm be. Senin niye? Şan babası mıyız lan burada biz? Sen ayrı Kadir. Senden başkası yok. Ya. Onu diyorum. Yavrum bir Kadir Çöpdemir hepinize yeter Pascal. Unutma bunu. Kadir aldım mısır. Al nerene koyarsan koy. Kadir. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, rim habire. Pascal. Kadir'cim. Abi çok önemli bir hususu aydınlatmamız lazım. Konu ne baba? Konu sensin Pascal. Ben. He. Ne yararken? Ne yaptık yeni? Ya şu bahis mevzusu, bet mi ne diyorlar? Neyse o işlerle ilgili bir sürü. Sorma ya. Ya Mehmet Ayan diye biri var. İsim vermeden sana sallayıp duruyor. Ya Kadir, bir isme saçmalık var. Dolanıyor ortada da. Usta şimdi sen bir anlat bakayım. Nedir bu mevzu? Senin ne alakan var bu bahis mayıs işlerinle? Ya abi, Avrupa Kupası teklif geldi yurt dışından. Aha. Ben kabul ettim ama bir şartla. Çekimler yurt dışında. Tamam evet. Mı? Sözleşme orada. Evet. Parayı orada öde. Evet. Tamam mı? Evet abi. Türkiye'de yayın yok. Çünkü biliyorum. Yasak ya. Evet. Tamam abi. Evet. Aynı zamanda Roberto Carlos. O da oynadı. Boris Becker. Ariel Robben. Hepsi oynamış. Avrupa'da normal. Hatta bir şey söyleyeceğim Pascal. Avrupa'da mesela takımların göğüs forma reklamları evet. Var. Evet. Stat evet, reklamları Kadir. Var. Evet. Değil mi? He. Evet. Ben de oynadım. Tamam abi. Olay bu. Bu gazetecinin biri yazmış. Pascal böyle, Pascal şöyle. Ne alakası ya? Anladım kardeşim. Şimdi arkadaşlar yani şu adam benzin parasını beleşe getirmek için sabah bana kendini evden aldırıyor ya. Yani. Benim arabayla gidiyor. Aç lan bu. Mahalleli olarak bakıyoruz buna. Biz bakıyoruz yani. Geçen gün hatta çarşamba pazarına götürdük. Eşofman altı falan aldırdık. O derece yokluk içinde yaşıyor ya. Simi diyorum ya. Peynir bile yok. Pascal bu. Pascal bu bahis mevzunda söyleyeceğin başka bir şey var mı kardeşim? Abi yok bir şey ya. Vallahi ya. Neler dediler ya. Tövbe tövbe. Ayrıca ya. Bu bahis mevzularına bakın güzel işler değil yani. O parayı kolay mı kazanıyorsunuz evet. Ya? Değil mi? Efendim, ya Kadir bir de ne var biliyor musun? Ha? Yazmışlar. Aranıyor. Ha. Göz altında. Lan ben buradayım yani. Neredeyim yani? Niye öyle yazıyorsun? Evet evet. Değil evet. Mi? Bak şimdi ben bir şey söyleyeyim Pascal. Söyle abi. Zaten bu bahis işleri güzel işler değil. Yani dünya emek sarf edip para kazanıyorsun. Ondan sonra gidip bahise yatırıyorsun. Etmeyin, eylemeyin yani. Pascal, bundan sonraki bütün reklam anlaşmalarını ben göreceğim kardeşim. Ona göre. Ben karar vereceğim. Hatta renk labı da ben çekeceğim. Hatta kazancının %70'ini de ben alacağım. Tövbe tövbe. Yok kafanı ben koparacağım ona göre. Ben de senden alayım. Ya ne yapıyoruz ki biz kardeşim? Şurada duruyoruz işte. Ha, pizza miza. Ne yapayım? Sucuk bucuk. Ne yapayım kardeşim? Ha? Mecburum. Yemezler. Netçe itibariyle işi şöyle bağlayalım. Bu Avrupa'da yasal ve futbol kulüplerinin de göğüs reklamından start reklamına evet. Kadar aldığı ve Avrupa'daki önemli spor insanlarının oynadığı bir şeyin içinde olmuş Pascal. Bu orası herkes için yani. Gayet yasak ama burada yasak. Zaten o reklam burada da gösterilmemiş öyle mi? Yok abi ya. Madde vardı. Sözleşmeye koydum. Vallahi abi. İyi, güzel açıkladın Pascal bence. Tamam mı? Devam edelim bro. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Kadir. Yeni UEFA başkanı seçilmiş. Aa, ne zaman ya? Vallahi 10 gün önce seçmişler yeni FIFA başkanı. Abi tanıyormuş. Bu kim? Şeymiş, Slovenya Federasyon Başkanı Aleksandr Ceferin yeni UEFA başkanıymış.
Ben tanımıyorum abi. Et mi balık mı? Ne bu? Arayalım konuşalım ha, ne diyorsun? Ara bakayım ya. O zaman. Hayırlı olsun diyeyim. O zaman arıyorum. Efendim yeni UEFA başkanını arıyoruz. Alo. Yeni UEFA başkanı efendim Alexander Ceferin'den mi görüşüyorum? Selamun aleyküm Hacı Ceferin, ben Kadir Çöptemir. Yanımda da bir futbol efsanesi Pascal Numa var. Amirim, nasılsın amirim? Evet sayın başkan. Ha öyle mi, sağ olun. Ne diyor? Kadir'cim diyor, seçilir seçilmez arayıp haber vereceydim diyor. Ama diyor UEFA'nın derdi birden üstüme çökünce arayamadım diyor. Pascal kardeşimden de özür diliyorum diyorum. Pascal'ı tanıyoruz, seviyoruz, güzel bir kardeş o diyor. Eyvallah babuş, sen ne güzel adamsın. Ulan oğlum demin tanımıyorum diyordun. Neyse. Şimdi sayın başkan, siz Slovenya Federasyon Başkanıydınız değil mi? Öyleydi. Ya biz size bir şey sorayım. Bu Sloven kızları çok güzel oluyormuş la, öyle mi? Evet. Evet. Yapma ya. Ne diyor baba? Güzel miymiş? Allahül alem çok güzel oluyorlar kardeşim diyor. Kızı ne görünce diyorsun? Diyor ananı babanı kesersin, o derece güzeller. Vay 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 vay. Kadir oğlum bir giderim ben. Ha? Bir ortama bakarım. Doğru diyorsun Hacı abi. Ama dur la, bir fizibilite çalışması yapalım. O coğrafyayı ihmal etmemek lazım. Burada bir güncelleme yapalım. Tarihi bir yanılgıyı da düzeltelim. Müsaade var mı Pascal? Rica ederim. Tabii. Sen her türlü. Ayıpsın. Şimdi biz tarih kitaplarında dersinde ne okuyoruz? Ruslar tarih boyunca İstanbul Boğazı'nı geçip sıcak denizlere inmek istiyorlar okuyoruz. Evet abi. Ben de okudum bunu. Peki ya Türkler ne yapıyor Pascal? Ne olmuş Türkler? Ruslar boğazlardan geçip sıcak denizlere inmek istiyorsa biz Türkler de boğazlardan yukarı doğru çıkıp Rusya'nın efendim soğuklarına girmek istiyoruz, öyle mi? O ne lan? Ne diyeceksin ya? Yani şöyle, Ruslar sıcak denizlere inmek istiyor, Türkler evet, yukarıya çıkmak istiyor. Yani oradaki hanımlara kavuşmak istiyor. Yani kitaplara böyle yazılsın. O ne de be oğlum, kızıyorsun. Anladım, neyse. Alo, neyse, UEFA başkanı dağıldı mevzu. Kusura bakma kardeşim. Şimdi dayı, sen UEFA başkanı oldun, koltuğu platiniden devraldın. Nedir la durum? Ha, kurum ne durumda yavrum? Evet, ne diyorsun ya? Ne olmuş Kadir? Hiç sorma Kadir abi diyor. UEFA başkanı oldum ama kasanın anahtarını verdiler. Kasa diyor tam takır kuru bakır diyor. O bomboş çıktı diyor. UEFA binasının önünde simit satan adam geldi. 150 euro borç takmış platin denen diyor. O gitti çaycı geldi, 200 mark da çaycıya takmış diyor. Geldiğimden beri cepten veriyorum abi diyor. Amma yemişler UEFA'yı bu diyor. Bana diyor enkaz devrettiler ya diyor. Kadir o platinin var ya bir değişik zaten. Ben ısınamadım. Hadi topla dükkan. Hadi yine gelir. Hadi efendim, herkese hayırlı işler, bol gülüşler. Paka paka. Bye. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.